Hanımefendimiz hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sayın Gezen, gün içerisinde polis engellemesiyle karşılaştınız. Şu anda son durum nedir? Ne aşamadadır yürüyüş kolu? Van'da sendika binamız önünde yaptığımız açıklama polis tarafından valiliğin yasağı gerekçe gösterilerek engellenmek istendi. Biz de aracımızın yanında arkadaşlarımıza hem açıklamamızı hem bilgilendirmemizi yaparak yola çıkmak istedik. Fakat benzer bir engelleme çabasını ortada gördük. Özellikle konuşmalarımız kesilmek üzere görüntü almasının engellenmesi istendi. Fakat yine de biz buna rağmen yürüyüşümüzü başlattığımızı, bu engellemeleri kınadığımızı söyleyerek yürüyüşümüze başladık. Şu an Batman yolundayız. Batman'da bu akşam saat 6'da bir açıklamamız olacak. Her türlü keyfi yasaklamaya karşı da aynı zamanda hukuki mücadelemizi de sürdüreceğiz. Çünkü gerçekten Van'da bin günü bulan ciddi bir yasak söz konusu. Son dönemde özellikle Anayasa Mahkemesi'nde ciddi kararlar alınıyor toplantı, gösteri, yürüyüşü haklarının ihlal edildiğine ilişkin. Bu da benzer bir durum ve gerçekten hukuksuz, keyfi, hiçbir somut gerekçeye dayanmayan, sadece ve sadece valinin yasaklama yetkisine dayanan, anayasayı ve her türlü uluslararası sözleşmeyi ihlal eden bir tutum bu. Bizim bunu kabul etmemiz mümkün değildi. Oysa aşağıda açıklamamızı yaparak kısa da olsa yola çıktık. Sayın Gezen, dört koldan yürüyüş yapılıyor. Çok ciddi talepler olduğunu da biliyoruz. Sizin özetlemenizi rica edebilir miyim? Nedir talepler? Tabii. Özellikle son dönem biliyorsunuz bu OHAL döneminden istifade ederek çıkarttıkları KK'lerle 130 bin üzerinde emekçi sorgusuz sualsiz işlerinden etmişlerdi ve bu sadece bununla kalmamıştı. Birçok düzenleme, emek karşıtı birçok düzenlemede bu KK'ler eliyle hayata geçirilmişti. Bu da iş güvencesini ortadan kaldıran en önemli hamlesi oldu AKP'nin. Dolayısıyla biz hem hukuksuzca mahkeme kararı olmak için icraç edilen üyelerimizin iadesini hem de bu imkanların son bulmasını istiyoruz. Herkes için güvenceli iş, güvenli gelecek talep ediyoruz. Sözleşmeli çalışmanın, taşeron çalışmanın yasaklanmasını, emekçilerin kadrolu çalışmasının sağlanmasını istiyoruz. Ve yine son dönemde derinleşen bir ekonomik kriz içerisindeyiz. Bu ekonomik kriz hepimizin alım gücünü düşürdü. Ücretlerimizde çok ciddi erimelere neden oldu. Artık temel ihtiyaçlarımızı bile karşılayamaz duruma geldik. Buna karşı da yoksulluk sınırının özellikle bu kadar yükseldiği ve %37 bir artışın olduğu bir dönemde ücretlerimizin yoksulluk sınırının üzerine çıkarılacağı bir düzenleme istiyoruz. Yaptığımız hesaplamalara göre bu da kamuoyuna yansıdığı %38'lik bir artış gerektiriyor. Asgari için indirimi ve diğer yan ödemelerle birlikte bu miktarın yoksulluğunun üzerine mutlaka çekilmesi gerektiğini savunuyoruz. Bunun yanı sıra biliyorsunuz birçok iş yerinde eşit işi yaptığı halde çok farklı kadro ve statülerde çalıştırılan arkadaşlarımız var. Bunun ortadan kaldırılmasını, herkesin kadrolu çalışmasını istiyoruz. Yine 3600 ek gösterge sürekli iktidarın her seçim öncesi bir vaat olarak ortaya koydu ama hiçbir zaman yapmadığı bir düzenlemeydi. Yine 3600 ek göstergenin tüm çalışanlar için uygulanmasına, özellikle lisans ve ön lisanslar için. Bunun dışında kalan çalışanların ek göstergelerine mutlaka 800'er puan arttırılmasını ve yardımcı hizmetler sınıfına da bir ek gösterge tanımlanmasını istiyoruz. Yine biliyorsunuz emeklilikte çok ciddi sefalet koşullarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Emeklilikte de insanca yaşanacak bir ücret istiyoruz ve hükümetin çıkardığı düzenlemelerle birlikte emeklilikte yaşa takılanlar diye bir sorun oldu bu ülkenin. Çok küçük yaşta çalışmak zorunda kalan insanların yaş sınırından, hele de yasa geriye yürütülerek mağdur edilmesi kabul edilemez. Bu sorunun da çözülmesini istiyoruz. En temel taleplerimiz bunlar. Aynı zamanda özellikle belki altına çizmemiz gerekir. Kadınların da istihdam alanında yer alması için, kadınlara yönelik ayrımcılığın, cinsiyetçiliğin ortadan kalkması için, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için de taleplerimiz var. Özellikle kreş bir ebeveyn talebi. Fakat kadınların istihdama katılımında çok ciddi bir engel olduğu için, kreş gibi, yaşlı, hasta, çocuk bakımı gibi hizmetlerin hepsinin kamusal ücretsiz bir şekilde verilmesini, her iş yerine en az 50 çalışanın olduğu, kadın erkek ayrımı olmaksızın her iş yerine bir kreş talebimiz var.
Biz tüm bunlarla masada olacağız. Ve aslında belki de en temel uğraştığımız şey o masayı artık gerçek bir masa yapıp grevli toplu sözleşme hakkını elde edebilmek. Hala yasada bu yok. Masa son derece kurgulanmış, göstermelik ve memur kendi aslında hükümetin önceden anlaştığı bir noktaya doğru evrilmeye başladı. Buna karşı da grevli toplu sözleşme hakkımızı savunuyoruz. Evet. Sayın Gezen, yayınımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ediyoruz size. Biz de Keskin Dört Kol'dan Ankara'ya başlattığı ve devam ettirdiği yürüyüşü takip etmeye gelişmiştik.